Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine evde yapabileceğiniz en kolay en pratik ve gerçekten çok lezzetli kapalı kıymalı pide tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Evet bismillah deyip öncelikle pidenin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Hamur yorum makinesinin haznesinin içerisine ilk etapta 2 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü herkesin evinde bulunabilen 200 milimlik su bardağı. Daha sonra 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya ve 2 tatlı kaşığı silme tuzu ekliyorum ve daha sonra içerisine unu ekliyorum. Ben hamur için toplamda 8 su bardak un kullandım. Bu pideyi çok sık yaptığım için direkt 8 su bardak unu ölçüp makinenin haznesinin içerisine ekliyorum. Ama eğer sizler makinenin içerisine değil de elinizle yoğuracaksanız lütfen 7. bardak ondan sonrasını azar azar ve kontrol bir şekilde ekleyin. Size de şöyle hamurun kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşaklıkta olması gerekiyor. Yoğrulan hamurun üzerine çok az un serpip şöyle biraz toparlayıp ters düz ettikten sonra üzerine bir kapak kapatıp mayalanması için 1 saat beklemeye alıyorum. Hamur mayalanırken ben de bu arada pidelerin iç harcını hazırlıyorum. Uygun bir tavanın ya da tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Eğer isterseniz zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra 750 gram kıymayı ekleyip orta ateşte topaklanmaması için sürekli karıştırarak kavuruyorum. Ve kavrulan kıymanın içerisine 2 adet küçük küçük doğradığım kuru soğan ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Çok değil soğanlar şöyle biraz solduktan sonra içerisine 2 adet yeşil biber ve 2 adet küçük küçük doğradığım kırmızı biberi ekleyip tekrar şöyle biraz karıştırıp kavurduktan sonra içerisine kabuklarını soyduğum 2 adet domatesi ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar acı pul biber, tatlı pul biber, kimyon, karabiber ve yeteri kadar tuz ekledim. Baharat miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatlarla birlikte de şöyle biraz kavurduktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık bir saat mayalandırdığım hamur istediğim kıvama geldi. Ben bir saat beklettim. Eğer işiniz acele ise 50 derecede ısıtılmış fırında 30 dakikada daha çabuk mayalandırabilirsiniz ve hamurun maya kokmaması için şöyle biraz un serpip hamuru kesme kartı ile hamur kesme kartı ile şöyle güzel bir şekilde havasını alıp toparlıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurun kıvamı ele yapışan yumuşaklıkta. Lütfen toparlarken çok fazla un ekleyip hamuru katı yapmayalım. Toparladığım hamuru daha kolay bezelere bölünmesi için önce iki parçaya ve iki parçaya böldüğüm hamurları şöyle elimle yuvarlayıp silindir haline getirip küçük küçük parçalara bölüyorum. Küçük parçalara böldüğüm hamurları avucumun arasına yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Dediğim gibi hamurun kıvamı yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinize yapışmalar olabilir. Çok az un serperek bezelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve yaptığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine diziyorum. Hazırladığım hamurdan toplamda 15 eşit beze yaptım ve yaptığım bezelerin üzerine şöyle biraz un serpip üzerini örtüp 10 dakika bu şekilde bekletiyorum. Yaklaşık 10 dakika beklettiğim bezelerden bir tanesini alıyorum un ve merdane yardımı ile şöyle uzunlamasına olacak şekilde açıyorum. Hazırladığım bezelerin büyüklüğü büyük boy fırın tepsisine tam uygun geliyor. 5 tane pideyi birlikte pişirebilirsiniz. Ben 5 tane hamur açıp tepsinin içerisine öyle yerleştirdim. Sizler de isterseniz benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Sizler ikinci hamurun açılışını izlerken ben de sabırla hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerinden haberdar olmanız için bütün bildirim zillerinizi açmayı unutmayın lütfen. Ve beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Az önce de söylediğim gibi ben 5 tane bezeyi açıp yağlı kağıt serili fırın tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Hamurları tepsiye serdikten sonra tam ortasına gelecek şekilde hazırladığım iç harcından ekliyorum. Yaklaşık 2 ya da 3 yemek kaşığı iç harcı yeterli olacaktır. İç harcını ekledikten sonra hamurların boş kısımlarını tam tepede olacak şekilde sıkıştırarak kapatıyorum. Eğer isterseniz bu pideleri tavuklu hazırladığınız iç harcıyla da yapabilirsiniz. Gerçekten tavuklusu da çok lezzetli oluyor. Eğer et ya da tavuk tüketmeyenler sadece sebzeli ya da peynirli de yapabilirsiniz. Daha önce kanalımda paylaştığım ve deneyenlerden tam not alan ve gerçekten çok beğenilen açık kıymalı pide tarifi de var. Bu videonun altına linkini ekleyeceğim. Eğer isterseniz o tarifi de izleyebilirsiniz. Evet bütün pideleri aynı şekilde hazırlayıp tepsilerin içerisine dizdim. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten hem yapımı çok pratik hem de çok bereketli bir tarif. Bu şekilde hazırladıktan sonra 10 dakika tepsi mayası yapıyorum. Pidelerin üzeri için uygun bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir adet yumurta ekleyip şöyle güzel bir şekilde çırptıktan sonra pidelerin üzerine sürüyorum. hazırladığım sosu da sürdükten sonra artık pidelerimiz pişmeye hazır daha önceden ısıttım 220 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum Birinci tepsiyi çıkardıktan sonra diğer pideleri de aynı şekilde pişirdim. Benim fırınımda daha önceden ısıttığım 220 derecede yaklaşık 10 ile 12 dakika arasında gerçekten çok güzel bir şekilde pişiyor. Tabii ki de bu süresi fırınınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Pideleri çıtır seviyorsanız bu şekilde tepsinin içerisinde soğumasını bekleyin. Ama eğer yumuşak seviyorsanız da üst üste dizip üzerinde de bir bez örtüp bekletebilirsiniz. Daha yumuşak olur. Artık tercih sizin. Ben tercih etmedim ama sizler isterseniz fırından çıktıktan sonra daha sıcakken üzerine tereyağı sürüp mis gibi afiyetle tüketebilirsiniz. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.